Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslüman kardeşim, sana bir soru sorduğum zaman sen Allah'ı seviyor musun? Cevabın kesinlikle evet olacaktır. Peki bu evet cevabının doğru çıkması için kendini hiç kontrol ettin mi? Ve hatta gerçekten Allah'ı sevdiğimizin alametini düşündük mü Allahu Teala Subhanahu Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de bir alamet koyuyor. Bunu Zunnun Rahimahullah dile getiriyor. Diyor ki sen Allah'ı sev sevdiğini söylüyorsan bunun alametini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde emir ve yasaklarında ve ona tabi oluşunda ispatlarsın. Ve ta oradadır. Allah'ı ne kadar sevdiğini söylüyorsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine de o oranda tabi olman lazım yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum de ki Deki Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız o zaman bana tabi. Onun ki Allah da sizleri sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Allah'ın sevgisini istiyorsan yani Allah'ın seni sevdiğini, sevmesini istiyorsan, onun rızasını talep ediyorsan ve günahlarının bağışlanmasını istiyorsan o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olman lazım. Ve özellikle kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinde ona tabi olmamız lazım. Peki şu soruyu kendimize soralım. Hayatımızda sünnetlere ne kadar bağlıyız? Ne kadar uyuyoruz sünnetlere? Sünnetlere kardeşlerim bizim çok ihtiyacımız var. İmam Ahmet Rahimullah diyor ki bir insanın yemeye ve içmeye olan ihtiyacından çok daha fazlasını sünnete ve ilme ihtiyacı vardır. Yemekten ve içmekten çok daha fazla neye ihtiyacın var? İlme ve sünnete ihtiyacın var. Çünkü günde sen birkaç defa iyi biçiyorsun ama sünnete günde yüzlerce defa müracaat ediyorsun. İnsan uyandığı andan itibaren uyanırken nasıl bir dua okunur? Neler yapılır? Abdeste giderken, tuvalete giderken, yapacağın sünnetler, abdest alırken yapacağın sünnetler, namaz kılarken, mescide giderken, evden çıkarken, eve girerken, yemek yerken, insanlarla alışveriş yaparken, insanlarla karşılaşırken ve hayatının her alanında işlediğin sünnetler var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri var. Sen bu sünnetleri işlediğin zaman Allahu Teala rızasını kazanacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kıyamet gününde yakın olacaksın. Cennette yakın olacaksın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine Allah'ın izniyle nail olacaksın Bakın Halid Hüseyin'e rahimallah Küçük bir kitapçık yazmış Günde bin sünnet De bir başlık atmış Yani günde işleyeceğin Belki bin tane sünnet var En azından ve çok daha fazlası Var da bin tane sünneti Zikrediyor demek ki en az Bin tane sünnet bile Günde işleyebilirsin ve her bir Sünnet için yüksek Derecelerde ecir alacaksın Bak demek ki sünneti öğrenip tatbik ettiğin zaman ne kadar çok ecir kazanmış olacaksın günde. Rabbim hakıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini öğrenen ve hayatında tatbik eden kullarından eylesin. Vahirudavana elhamdülillahi rabbil الْعَالَمِينَ